Evet gecenin işinden devam ediyor. Sosyal Tasarımcı Başkanı Sercan Duygan'la birlikteyiz. Tonoz Düşünce Atölyesi konusunda sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz sevgili Sercan Duygan. Merhaba, hoş bulduk Arif Hanım. Hayatınızdaki noktaları yaratıcı bir şekilde birleştirebilen ve çevresindekilere de bunu aşılayarak onlara da kendi noktalarını, noktalarını birleştiren bir insan olarak tanımlamışsınız kendinizi. Ee, siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? E ...sizi sizin sözcüklerinizden... ...tanıyabilir miyiz efendim? Vallahi şimdi... ...onları tabii yazdım da... E, ...bunlar e, kendi hayatımızda... ...yaşadığımız deneyimlerle ilgili... Hı hı. ...çünkü e, siz... ...yaşamda... ...biriktirdikleriniz ve sonrasında... E, ...bunları aktardıklarınızla... ...fark yaratıyorsunuz. Biraz biz bu yolun... ...içerisine girmişiz. Yaklaşık 14 yıldır... ...sivil toplum çalışmalarına uğraşıyorum. Aslında makine mühendisiyim. E, ama insanları bir araya getirmenin, özellikle Türkiye'de ihtiyacımız olan kolektif bilinç, bir arada düşünme yetisiyle bir araya getirmenin değerli olduğunu uzun zaman önce fark ettim. Bunun etkisiyle bir takım sosyal çalışmalar ve hayatımı seçtiği yönü böyle ilerledi. Ondan dolayı öyle bir yazı yazmışım herhalde zamanında. Evet. <laughs> Eğitiminiz makine mühendisi ama siz yanına sürekli yeni ummanlar ekleyerek ilerliyorsunuz bu hayatı. Aynı zamanda da bir gezginsiniz. Zamanı nasıl ayarlıyorsunuz bu kadar iş arasında? İşte bir yandan işiniz bir yandan diğer yaptığınız işler. Nasıl zaman ayırıyorsunuz bütün bunları? Şimdi bir çok kesin örnekleri var. Hı hı. Bir benim tarafımda bir de karşılaştığım tarafta. Şimdi zaman ayarlamak aslında bir seçim mevzusu. Sizin neyi seçtiğinizle ilgili bir konu. Hı hı. Ben biraz daha farklı şeyleri yaşamayı seçtim çünkü ilk tatilimde lise lise arkadaşlarıma gittiğim tatilde antik kentleri gezmeye gitmiştik. Bizim arkadaşlar ya dedi herkes dedi sercan barlara gidiyor biz neden dedi antik kentlere gidiyoruz? Çünkü bu farklı bir açılımdı. Hı hı. O farklı açılım bizi yani bir arada olduğumuz insanları başka bir noktaya taşımaya başladı. Sonra ben baktım ki. O tarz çalışmalarla ya da öyle bir gün geçirmekle ben hoşuma gitmiyor. Bu sefer akşamları oturuyordum kendi kendime bir takım çalışmalar yapmaya başladım. Ondan sonra planlama yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Dedi ki seçimi planlama takip etti. İşte Makine Mühendisliğini okuduktan sonra Radyo-Tv Sinema Bölümünü okudum ben yüksek lisans olarak. Ee, o da e, sizin farklı alanlara yönelimizle ilgili yani Benim daha doğrusu farklı Hı. alanlara yönelimle ilgili bir açılma götürdü ee, İşinizden arta kalan zaman değil ama bazen işin içerisinde de olan bir hale dönüştürdü ee, Konuk olduğumuz e, bir organizasyon vardı Servas diye uluslararası Mesela o sayede e, 500'e yakın insan bizim evimizde kaldı e, o insanların evinde evlerine biz gittik böyle bir e, değişim süreci yaşadık. O süreçte e, yönetirken heyecan duyduk heyecan duyduğumuz için bu sefer başka seçtiğimiz şeyleri e, hayatımız içinde taşımadık bunları taşıdık. 15 yılı aşkın süredir de sivil toplumla ilgili uğraşıyorum. Ve bu bir heyecan. Heyecanlandığınız konuya e, zamanınızı ayırıyorsunuz. Diğerlerini geride bırakıyorsunuz. Böyle bir yol izledik evet, yani. Bir şeyi seviyorsanız, istiyorsanız mutlaka başarıyorsunuz. Zamanda ayırıyorsunuz. Gelelim Güzel İşler Derneği'nize nasıl ve ne zaman kuruldu? Amacı neydi? Hı. Şimdi e, sivil toplum Düşüncesi bizi şöyle bir noktadan oluştur, şöyle bir noktadan hı hı. bizi çıkardı. Bundan iki buçuk yıl önce yaklaşık 23 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. İki buçuk yıl önce bu İstanbul'daki düzenin ve çalışmaların farklı bir noktada da devam edebileceği yönde bir kararım vardı ve bir yer aramaya başladım. Hı hı. Ekip arkadaşlarıma da söyledim, yer bakıyoruz diye altı tane noktayı birlikte gezdik. Bunlar işte e, Edirne Antalya Ondan sonra Muğla e, Çanakkale İzmir onası ve Kütahyaydı e, ve bir noktada yolumuz bergamaya da düştü Ben ilk 20 yıl önce işte gelmiştim e, hı hı. Antik şehri gezmeye arkadaşlarımla tesate oradan başlamıştım Ondan sonra gibi e, o kentte böyle bir bir e, Değişik bir hava yakaladık bir anda hep birlikte sonra dedik ki galiba burası olacak ondan sonra e, burayı e, seçtik ama biz o tarihte ben yani derneği kurmadan önce 15 Temmuz günü bundan iki yıl evvel 15 Temmuz günü Hollanda'daydım o gün işte bu e, darbe girişimiyle ilgili evet. olay oldu hı hı. arkadaşlarım dediler ki ülkeye ihtica et Sercan burada kal. Hı hı. Ondan sonra bir ekip arkadaşım da tesadüf ertesi gün İspanya'ya gitti. O da ona da aynı şekilde teklifler dedi ki biz böyle bir şeyin içerisine girmeyiz. E, bir hafta sonra ben döndüm. <laughs> o da bir ay sonra çalışması vardı. O da döndü. Geldikten işte e, iki hafta sonra dernekle ilgili çalışmaları başlattık. E, yaklaşık dört buçuk ay sonra da derneği resmi olarak kurduk. Böyle bir süreç işlettik yani. Evet, yani Bergama'da kuruldu bu. Kuruldu dernek. dernek. Ee... Dernek kimlerle çalışıyor? Kimlere destek veriyor? Ayrıntıları sizden öğrenelim efendim. Evet, aslında biz bir deneyim derneğiyiz. Hı hı. E, deneyim derneği derken... ...deneysel atölyeler yapıyoruz. Bunun esas içeriğinde... ...sosyal etki yaratma hedefi var. E, bunu da üreten, geliştiren ve paylaşan... ...atölye mantıklarıyla yürütüyoruz. Hı hı. Düşünsel ve uygulamalı atölyeler diye ayırıyoruz. E, ayırdığımız zaman şu... Aslında düşünsel ve uygulama atölyelerinden kasıt bazı atölyelerde ekipman kullanmıyorsunuz, bunlar düşünsel, bazı hı hı. atölyeler uygulama atölyelerinde ekipmanla çalışıyorsunuz. İkisi üzerinden yerel kalkınma modeli yaratmak, kadın, genç, sivil toplum, akademisyenlere bu atölyelerin içerisinde entegrasyon yaratmak üzerine kurduk. Ondan sonra bunu bunu işletiyoruz. Hı hı. Atölyelerin işte şu anda altı tane 6 tane çalışmayı açtık. Evet, hı hı. Ondan sonra kimlerle çalışıyoruz kısmına hı hı. gelince ilk bir yıl dernek hiçbir şey yapmadı. Aslında çok şey yaptık da şey olarak atölye faaliyeti olarak yapmadık. Çünkü siz başka şehirden gelen ve bir noktayı seçmiş bir derneksiniz ve yerel dinamiklere hakim olmanız lazım. Yani bunu bir İstanbul, Ankara ya da işte e, Trabzon ya da Sinop'ta yaşayan bir insanın birdenbire Bergama'ya gelip aynı kendi dinemilem bir iş kurması ya da bir çalışma yapması normal değil. Biz bir yıl boyunca inceleme yaptık, çeşitli raporları okuduk, kurumlarla konuştuk. Ondan sonra insanlarla tanıştık, içinde yaşadık, gittik geldik, gittik geldik. Sonra içerideki dinamikleri öğrendikten sonra evet. Burada şu tip ihtiyaçlar var. Biz şu davranış modeliyle burada rahat edebiliriz. Ee, Yaklaşımlarınız şöyle olmalı. Hı hı. Ve yeni gelen arkadaşlara da bunları anlatmamız gerekiyor dedik. Ve süreci öyle başlattık. Ee, paydaş ilişkimiz var. Şu paydaş ilişkiden kasıt şu. Hı hı. Mesela yerel yönetim mutlaka bir sivil toplum kuruluşu için değerli e, bir öğedir. Özellikle daha küçük yerlerde bu çok önemli. Çok hakimler. Bergama Belediyesi bu konuda e, hakim bir kuruluş ve... E, ...sırf bizi değil birçok kurumu destekliyor. Evet. Ondan Bergama Ticaret Odası... ...gene aynı şekilde bunun, e, bu tip çalışma içerisinde... ...bizim bağlı bulunduğumuz diğer paydaş dernekler var... Alternatif Yaşam Derneği, Best Buddies Turkey... ...bunlar da bizim çalışmalar içerisinde Hı -hı. destek ve ortaklık yapıyor. E, son dönemde de Bergama'da şöyle bir durum oluştu... E, ...kentin e, UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne 2014 yılına girdik, girmesi... ...2014 yılında UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne girdikten sonra... Kente bir ilgi olmaya başladı. Bu sivil toplum bazında da oldu, yurt dışından da oldu. Şimdi Depo Pergamon diye İspanyolların başını çektiği, şu anda 100 tane öğrenciyle yapılan bir tasarım yeri var, tasarım atölyesi. Hı hı. Depo Pergamon yapıyor, bir tütün deposunu dönüştürüyorlar. Şey Sarı Denizaltı diye bir fotoğraf organizasyonu yeni kuruldu. Ondan sonra yeni gelenler bunlar. Ondan sonra o, onun ötesinde e, şey bu hafta, bu ay devam eden bir e, caz atölyesi var. E, kolektif hayal, hayal gücü müzik buluşması diye. Hı hı. Ondan sonra bunlar hepsi e, kente yeni gelen dokular. E, bu, e, bu, biz de bunlarla iç içe çalışmayı da önemseyerek e, birlikte çalıştığımız alanlar yaratma hedefinde ilerliyoruz. Evet hangi alanlarda atölye çalışmaları var ve kimler eğitim veriyor bu alanlarda? Peki şöyle. Onu da şöyle sıralayayım. Bize çok fazla teklif geldi. Hani sizinle birlikte bu çalışmaları yürütelim, şunları önerelim falan diye. Ama en başında koyduğumuz öğelere çok dikkat edik. Bu bir yaptığımız herhangi bir çalışma sosyal fayda içerecek ...üreten, geliştiren ve paylaşan etkileri olacak. Hı hı. Şimdi bu çerçevede bir değiş dokuş mutfak atölyesi çalışmamız var. Bu aslında kentteki kadınlarla yerel yaşayan köy kadınları... ...ya da yereldeki kent kadınları hı hı. arasında mutfak üzerine bir değişim çalışması... Yemek burada aracı. Bu yemek sayesinde birbirleriyle birbirlerine kültürel ve yaşamsal paylaşmalar yapıyorlar. Biz onun ötesinde de Bergama'da yüzün üzerinde köy var. O köylerdeki yemeklerin kayıtlarını almak üzere bir çalışma yapıyoruz. Hı. Bir Bergama Yol Geçen Hanı diye bir proje evi yapıyoruz. Bu proje evinde sosyal çalışmalara gelen kişiler konuk olacaklar. Ve Bergama içerisinde belki de işte bir hafta, on gün, bir ay bir çalışma için alan yaratıyoruz. Burada çalışacaklar. Bizim ekipler de burada çalışacak. Ondan sonra bir Bergama Güzel İşler Doğa Atölyesi var. Yukarıda bir arazimiz var. Yerli Tahtacı Köyü'nde. Orada bir doğa üzerine bir çalışma yapacağız. Onun da izinleri herhalde bir iki ay içerisinde çıkacak. Nasıl Sonradan... bir çalışma olacak doğa Şimdi üzerine. burada şöyle tarımsal öğeyi desteklemeniz Hı. gerekiyor. Çünkü tarım için çok zengin bir bölge. Evet. Biz aslında bir tarımsal ürün işletme alanı yaratacağız. Hı. Ondan sonra o alanın içerisinde yerelden gelen ürünleri gene yereldeki halkla işletmesine imkan vereceğiz. Hı. Ondan sonra bunun e, satılmasına aracı olacağız. Bir de bu atölyeler dönüşebilir olacak. Yani bizim kurduğumuz bu merkez e, transform edilebiliyor. Yani şekil değiştirdiği anda burası bir eğitim alanı olacak. Hı hı. Ondan sonra dış bahçesinde de aynı öğeler var. Çünkü burası iki futbol sahası büyüklüğünde büyük bir alan. Ondan sonra bunu bu şekilde işletmeyi planlıyoruz. Ama bu uzun bir proje ve ciddi anlamda bir mali destek değil de biz içerik ve ayni destek konusunda ortaklık yapacağız. Evet. Ee, bir Bergama Atölye diye tasarım üzerine bir atölye var. Bergama'da eski bir e, sinagogu belediye restore etmişti. Onun aşevi bölümünü e, bizim kullanımıza bıraktılar. İzmir Kalkınma Ajansı eğer bu ay projeleri açıklayacak desteği alırsak... Onlarla da bir Bergama Atölyesi diye tasarım atölyesi yapıyoruz. Deneysel liderlik üzerine bir atölyemiz var. Ee, kentteki gençler e, ve lise öğrencileri için onların e, deneysel yöntemlerle kendi hayatlarının liderleri olması yönünde bir eğitim faaliyeti bu. Hı hı. Ondan sonra e, bir dernek evimiz var. Buraya git evi diyoruz. O dernek evini de hem ofis olarak kullanıyoruz. ...hem de günlük çalışmalar içerisinde bir araya geldiğimiz bir nokta olarak kullanıyoruz. Son olarak da işte bu biraz sonra konuşacağımız tonoz düşünce atölyesi. Evet, Sercan Duygan'la sohbetimiz, Sosyal Tasarımcı Başkanı Sercan Duygan'la sohbetimiz devam ediyor. Sercan Bey, 13-17 Ağustos tarihleri arasında Bergama'da gerçekleşecek... Tonoz Düşünce Atölyesi etkinliğinizin ayrıntılarını şimdi konuşalım istiyoruz ama e, Tonoz Düşünce Atölyesi Tonoz ne anlama geliyor acaba biraz bunu açıklayabilir miyiz? Evet şimdi e, Düşünce Atölyesinin Hı -hı. ismini koyarken e, yerelden bir ad kullanalım diye bir hedefimiz vardı Tonoz'u da e, kentin içindeki e, bir yapı türü Hı -hı. aslında e, yurt dışında vault diye geçen vault diye geçen bir tür bir tür yapı kemerli bir tünel gibi düşünebilirsiniz. Bu yapı Bergama'da sarınıç olarak kullanılmış. Yani su sarnıcı olarak kullanılmış ama aynı zamanda antik kentin Akropol kentinin aşağısına doğru bir yerleşim var. Oralarda da kaymayı engellemek için bir destekleme amacıyla da kullanılmış diye söyleniyor. Bergama Ticaret Odası'nın bir şey binası var. Şeyin içerisinde merkezinde hı hı. kale mahallesinde tam da bu taş evlerin olduğu yerde orada bina yapılırken temeli aç, açıyorlar açtıklarında aşağıda bu tonuzu görüyorlar sonra da yapıyı da düzenliyorlar ee, çok güzel bir sunum salonu oluşmuş orada. Oradan adını verdik Donostiye. Evet. Ayrıca Bergama çok güzel sanat tarihi olan bir yer, değil mi? O açıdan da çok önemli e, antik yapılarıyla sanat değerleriyle evet. e, gündemde olan bir kent. Bergama e, doğru söylüyorsunuz. Orada e, şöyle bir tarih var. 2.300 yıl önce e, kurulmuş bir e, kentle karşı karşıyayız. Pergamon Krallığı. Hatta değişik bir bilgi şu şu andaki Bergama'nın içindeki nüfus Bergama kentin hı hı. içindeki nüfus köyler hariç 50 bin. Köylerle birlikte 100 bin nüfus. Pergamon krallığı döneminde şehrin nüfusu 150 bin kişi. Yani bundan 2300 yıl önce kent çok bundan 3 katı. Çok daha Evet çok büyük bir kent. Ee, sağlıkla ilgili. Önemli... Demek ki verimli bir yermiş ki insanlar oraya. Evet sağlıkla ilgili önemli hı. projeler yapılmış orada. Değil evet ben? sağlıkla ilgili burada 3 tane hastaneden biri hı hı. o dönemdeki Asklepion deniyor. Onlardan biri bölgede. Ee, Bakır Çay Ovası çok geniş ve ova çok verimli ve ayrıca Elia diye liman kenti var e, Bergama'nın. Oradan da bir e, dışarıyla bağlantısı var. Hı hı. Ee, bunun ötesinde e, kentin e, dokusu hem kültürden etkilenmiş hem de yaşam şeklinden etkilenmiş. Zira şöyle e, İskender'in e, uğradığı kentlerden e, ve etkilediği kentlerden. E, papirus zamanında e, İskenderiye Kütüphanesinde kullanılan kağıt türü sonra Bergama'ya da geliyor. Bergama Kütüphanesi o kadar büyüyor ki e, en sonunda papirus vermeyi kesiyor e, İskenderiye. Bunun üzerine Bergama tarihteki çok büyük bir inovasyonu gerçekleştiriyor ve papirus yerine ki o zor bir üretim tekniğidir. Üstelik de her e, o ağacı bulmak da zordur. E, keçi derisinden parşömen yapıyorlar. Ve e, kütüphanenin e, kayıtları devam ediyor. Bu da inovatif bir yaklaşım. Ve e, Tonuz'un bir Tonuz Düşünce Atölyesi içerisinde de parşömen atölyesi yapacağız. Hı hı. E, kent bu haliyle çok değerli. Zaten 12 tane şu anda Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası sitesinde yerimiz var. E, Bergama 999. nokta. E, en son geçen ay içerisinde hatta bu ay içerisinde Göbekli Tepe'de dahil oldu. E, bu haliyle dünyada çok bilinen bir yer... ...Türkiye'de de bilenlerin bildiği bir yer. Evet. Bu bilgiyi de... ...sevgili dinleyicilerimizle paylaştık. Gelelim Tonoz Düşünce Atölyesi... ...etkinliğinizin ayrıntılarına. Başvuru ne zaman yapılabiliyor... ...ve kimler katılabiliyor? Evet. Şimdi burada... ...Düşünce Atölyesi... ...fikri aslında şuradan çıktı. Öğrenci arkadaşlar... ...bu... ...sınav sistemi mi diyeyim... ...eğitim sistemi mi diyeyim artık... ...herkesin farklı tanımlamaları var bir yarış sürecine giriyorlar. Bu yarış sürecinde de sonucu aldıklarını, sonucu aldıkları çalışmaları bir gol zannetme durumuna giriyoruz. Yani öğrenci okuyor, bir üniversite sınavı kazanıyor ve girdiği okulu, okulu bir gol olarak düşünüyor ve tamamladım zannediyor. Aslında öyle olmuyor. Sonra bir başka gole daha gitmesi gerekiyor. Nerede iş bulacağım diyor. Tabii herkes o kişiyi nerede iş bulacağım diye yaklaştırdığı için kişinin ben nerede iş kuracağım diye bir yönelimi açamıyoruz, evet. açamıyoruz. Dolayısıyla hmm. herkes bir yerde işe girerse, dolayısıyla iş kuran adam kalmaz. Aslında hmm. herkesin bir iş kurmasına teşvik edilmesi belki ilginç olabilir. Evet. O yüzden düşünce sistemlerimizi ...çağın küresel etkileriyle geliştirmemiz lazım. Bakın NASA şu an dün açıkladı yeni koloni Mars'taki koloni tasarımı yapıldı. Bu tasarımda birinci olan gruba 100 bin dolar ödül verildi. Yani şimdi NASA şu anda Mars'ta nasıl koloniler kurulacağını düşünürken bizim öğrencilerin hangi okula gideceğiz diye düşünmeye normal gelmiyor. O yüzden düşünce sisteminizi değiştirmeniz gerekiyor, çağ uydurmanız gerekiyor. Bu atölye biraz bunun içeriğinde çalışmak üzerine tasarlandı. E, atölyenin içeriğinde e, felsefe öğretmenleri var. Ondan sonra e, bu öğretmenler gönüllü olarak bu çalışmaya destek veriyorlar. E, yaklaşık 12 tane atölyede çalışacaklar. Hı hı. Ama hı hı. onun dışarısın, dışında Bergama'da Kozak Yaylası var. Biz yaylada e, hı hı. bir takım doğayla ilgili etkinlikleri e, işin içine entegre etmek için... ...bir Kozak Yaylası'nda bir çalışma yapacağız. Bunun e, yanında e, bizim... 10 binlerin dönüşü diye yazdığımız kenti oyunla gezdiğimiz bir çalışma var derneğin yürüttü ve yazdığı birlikte. Ee, bu da çalışmanın içerisinde olacak. Yani öğrencilere e, kenti gezdireceğiz ama bir oyun eşliğinde gezdireceğiz. Tabii e, düşünce sistemi üzerine çalışırken şimdi 30 yaşından sonraki e, bireylerin kendi düşüncelerini değiştirmeleri genelde tramvayla oluyor. Travma geçirmeye lazım. Ağlatabilirsiniz, çok üzebilirsiniz, farklaştırabilirsiniz. Psikolojik açılımları vardır. Ama daha e, genç yaşta olanlar dinleyerek ve özellikle deneyimleyerek farklı yollara gidebiliyorlar. Bu atölyede o nedenle dış alan aktiviteleri de var. İşte bu 10 binlerin dönüşü oyununun dışında e, biz mesela pazarı gezmelerini istiyoruz. Şimdi pazarı gezmek... Tabii ne anlam taşıyor. kimse şu andaki genç yaştaki çocuklar annesi babasından pazara gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum ama <laughs> pazarı gezdiğinizde ülkede ne üretiliyor nasıl yaklaşıyorlar ondan sonra e, oradan aldığınız şeyi kendi elinizle taşıyıp götürmek ve onu şeklini değiştirmek aslında bir başka bir deneyim evet. bunları yaşatmak istiyoruz. E, Parşömen üzerine iki tane usta var Bergama'da bunlar... E, ...kadın ustalar... E, ...bir tanesi şu anda... E, ...gerçi şey, İngiltere'ye taşındı ama... ...diğer ustamız Nesrin Usta... ...o e, Bergama'da... ...onunla parşömen atölyesi yapacaklar... E, bu, e, ...bunun dışında da... E, ...bir köyde... ...bir deneyim yaşayacağız... Hı hı. E, ...bizim yerli tahtacı köyünde... E, ...orada da doğayla ilgili bir çalışma yapacağız... ...yani hayatın içine entegre ederken... E, b, b, Kurs ya da bir eğitim gibi görmemek lazım bu evet. tip şeyleri. Aslında Atölye çalışması biraz daha bütün farklı. Bu farklı şeyleri görüp onların içinden ders almak, kendilerine yakın olanı seçmek. Belki de hiç akıllarında yokken o meslek dalında bir şeye yönelecekler. Ya da yeni öneriler getirebilecekler. Gençlerin ufuku daha açıktır biliyorsunuz. Gördüğü şeylerden deneyimleyerek daha farklı önerilerle size gelebilirler belki değil mi? Öyle projeler de oluyordur herhalde. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Bu yıl ikincisi dediniz galiba değil mi? Bu yıl mutlaka daha farklı bir şeyler olacaktır. Ya da her yıl yeni şeyler eklenecektir atölyelere. Şimdi öğrencilerin taleplerinin Hı -hı. dışında tabii gençlerle çalıştığınızda bizim dernekte de çok fazla genç var. Kuruculardan iki tanesi üniversite öğrencisiydi. Hala şu anda dernek üyesi Hı -hı. yönetimindeler. Eee Bizim bu yaşlarda tecrübelerimizden dolayı çekinip korktuğumuz ya da çekinip ya bunu tekrar deneyimlemek istemem dediğimiz şeyleri onlar daha cesaretli gidiyorlar. Hı -hı. Bu haliyle siz 15 yaşında, 20 yaşında bir öğrenciyle atölyede yaşadığınız etkileşim... ...sırf onu değil, onun arkadaşlarını, ailesini, kendi yaşamını doğrudan farklılaştırıyor. Hı hı. Doğru söylüyorsunuz. Evet. evet. Ee, dernek olarak başka projeleriniz var mı? Örneğin yurt dışı projeleri düşünüyor musunuz ileriki dönemlerde? Şimdi e, derneğin e, şöyle tüzüğünde yurt ile ilgili çalışmalar... ...çünkü siz bir yerel dernek olarak oluştunuz ama... Eğer dediğim gibi biraz evvel küresel düşünmediğiniz takdirde... ...gene o ilçenin sınırlarında kalırsınız. Uluslararası dinamiklere hakim olmanız lazım. O Uluslararası bir yapıda görmeniz lazım. Ondan sonra insanları, sizinle ilikleşen insanları... ...bu çerçevede bir kanala yönlendirmeniz lazım. Bu haliyle biz bunları açığız ama... Türkiye'de bir de şöyle bir durum oluşuyor çok fazla ve çok yoğun ve çokça yapılması bir takım işlerin bizi onu iyi yaptığımız anlamı taşıyor aslında böyle değil nitelikli olabilmeniz çok değerli sakin yapmak gerekiyor çok kapasiteli olsanız da adım adım gitmek ve kendi yaptı, kendi gitmek. deneyimlerinizden <laughs> farklılaşmak ve yani hepimiz dahil bu dernek içindeki bütün ekip arkadaşlarımız dahil ilk söylediklerinden farklı bir noktaya konu gittiğinde buna da onay vermeleri gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Biz Bergama Kadın Kooperatifi ile bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmayı yaparken bize önerdi ekibin içerisinden bir arkadaşımız. Ben de dedim ki yani biz şu anda bir üretim yapmıyoruz. Hayır Sercan dedi üretim yapmamız önemli değil biz birlikte paylaşan ve gelişen bir sosyal fayda öneriyorsak bu çalışmanın içerisinde Kadın kadın kooperatifiyle birlikte hareket etmeliyiz. Kadın kooperatifiyle birlikte Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü bir çevre festivaline katıldık. Orada kadın kooperatifi file örüyordu. File örümünü 4 gün boyunca festivale gelen çocuklara ve kadınlara deneyimlettik. Şimdi bir anda hem onlar için bir heyecan oldu hem bizim için bir heyecan oldu. Evet. Onun ötesine geçen ay şöyle bir şey geçen 3 ay önce Bergama'da tiyatro festivali yapıldı. Mesela tiyatro festivalini yapan, organizasyonu yapan iki tane arkadaşımız yani bizim dernekle ilgili değil ama biz de onlara destekliyoruz. Onlar Berlin'de yaşıyorlar. Geldiler Berlin'den Gene yerel yönetim onlara da destek verdi. Biz de onları destekledik. Bambaşka bir formatta kentin içerisine yepyeni bir alan dahil ettiler. Hı hı. Ama böyle küçük kentlerde ilk yıllarınız biraz sıkıntılı geçiyor. Çünkü bu kentlerde sizin ilk yılınızda size bakıyorlar ve yerel halk sizi bir izlemek istiyor. Yani bunda da haklılar tabii olabilir. İzlemek istiyor, izlesinler. İlk yıl izliyorlar. E, izledikten sonra durum farklı. Kabul Bergama, ederlerse bir dahaki yılda yine sizi e, davet ediyorlar. Mesela evet. Bergama Kültür Merkezi açıldı. Bergama Kültür Merkezi'nin ilk yılında e, ki kapasitesi belki yüzde yirmilerdeydi. Şu anda kültür Merkezi'ne yer yok. Herkes oraya şu anda ilk yılını deneyimledikten sonra tamam dedi. Halk da işin içerisine girdi. Kabul etti. Evet. E, son olarak e, sizlere ulaşmak isteyenler için iletişim yollarımızı paylaşabilir misiniz? Evet İletişim yollarını paylaşalım. Hı hı. E, şimdi, tabii sosyal medya imkanları hat safhaya çıktığı için en kolay yolu oradan e, hı hı. kullanıyor herkes genelde. Güzel İşler der bizim Instagram, YouTube e, ve Facebook hesabımız. Onun dışında Güzel işler Derneği nokta org adresi e, bizim e, güncel olarak internet sitesi üzerinden e, hı hı. kullandığımız çalışmalar. Tabi e, telefon da edebilirsiniz çünkü e, halen ofisimizde ve Herkes çok fazla telefonu kullanıyor. 232 632 73 71 bizim telefon numaramız. Oradan da ulaşabilirler. Ee, ekipten farklı arkadaşlar bu süreçlere cevap veriyorlar. Ee, sizinle ya da e, herhangi bir konu başına bize önerecekleri bir takım paydaş çalışmalarında da biz bir araya gelebiliriz. İlla atölyelerin içerisinde yer almaları için değil. Evet. Çünkü ortaklık ve birlikte büyüme özellikle bir yer, yerel kalkınma derneği için çok önemli. Umuyorum bu e, açılımlar başka derneklere de hem Bergama içerisinde hem de başka kentlerde örnek olur. E, haliyle biz bu heyecan taşıyarak yola devam ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz güzel İşler Derneği Başkanı Sercan Duygandı konuğumuz. 13-17 Ağustos tarihlerinde Bergama'da gerçekleşecek Tonoz Düşünce Atölyesi etkinliği hakkında bize bilgiler verdi. E, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olun sağ olun